insanı. Şehzadeler şehri Manisa'dayız. Manisa'nın güzelliklerini keşfetmeye bugün de devam ediyoruz. Bakalım bugün lezzet haritasında sizler için Manisa'nın hangi güzellikleri olacak? Osmanlı döneminde yapılmaya başlanmış ve Manisa'da günümüzde de çok severek yenilen bir lezzet var. Sizce ne? İşte özel lezzetimiz burada. Sabırsızlanıyorum. Sizi şahane bir yere getirdim. Manisa Kula'da çok güzel et yemekleri yapacağız. Kasaplık da var abim. Tam et ekmeği. Sen benim misin? Seni ben mi yiyeceğim? Bu aksesuarları seviyorum ben. Hatırları. Çok sıcak. Manisa Kula'dayız. Kula pazarına geldik. Buyur abim. Yiyeyim mi? Yiyebilirsin yiyeceğimiz. Kula evleri insanı tarihe götürüyor. Kula'ya özel yöresel bir lezzet yapacağız. Siz 2 dakika izliyorsunuz ama bu 4 saat kaynaması pişmesi gerekiyor. Ateş attım samana, baktuma, dumana, kımıldan, kımıldan, kımıldan. Sizce ne? Hadi gelin görelim. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. İşte özel lezzetimiz burada. Ocağın başında pişiyor. Evet. Manisa kebabımız. Evet. Değil mi? Manisa'ya gelince mutlaka yenilmesi gereken çok özel bir lezzetti. Nasıl yapıyoruz ustam? Ne kıyması kullanıyoruz? İçine neler katıyoruz? Tabii. Bu Manisa kebabının kıymasını sadece dana ve kuzu etinden oluyor. Başka hiçbir şey koymaz. Biraz da tuz koyuyoruz. İkisinin karışımından evet, mı? Evet, evet. Sadece tuz var, o kadar. Az biraz tuz var. Etin özelliği bu. Kuzu ve dana etinden oluyor. Onu güzelce yoğurduk şu an. Peki hemen mesela böyle tuzladıktan sonra şişliyor musunuz? Dinlendiriyor evet. musunuz? Zaten etimiz dinlenmiş. Kıymamız günlük olacak yani. Anında kıyılacak. Öyle. Geçerli olan odur. Harika. Evet. Ateşi yakmışsın. Közlerin ateşi. Üzerinde pişireceğiz. Burada evet. Şişlenmişler var ama ustam. Tabii. Siz de bize gösterin nasıl yapıyorsunuz. Şöyle yağımızı tavamıza koyayım. Şöyle tavamızı ocağımızda tereyağımız eriye koysun. Harika. Evet. Az önce Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş özel bir lezzet olduğunu söylemiştim sizlere. Osmanlı döneminde bir asker Halep'e gidiyor ve orada bu güzel lezzeti öğreniyor. Bütün inceliklerini, bütün detaylarını, bütün püf noktalarını öğreniyor ve Manisa'ya geliyor. 2 tane çırak yetiştiriyor. O 2 çıraktan birisi de Nuri amcamın babası. Evet. Ve siz 4 kuşaktır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Harika. 4 kuşaktır. Bu güzel Manisa lezzet. Manisa kebabını yapıyoruz. Tarihler boyunca yenilecek inşallah. İnşallah. Şişlerimizi böyle sarıyoruz. Az az, küçük gidecek. Küçük, temiz, leziz, her şey. Pişmesi de çok önemli tabii. Pişmesi tabii, kömür ateşinde. Doğru ustam, bu böyle hemen bir iki çevirmeyle pişen bir şey değil mi? Biraz sulu sulu oluyor. Tabii, biraz sulu olması gerekiyor bunların. Çok kurutmamak lazım. Tabii, kurudunca lezzeti kaçar kebabımızın. Sadece özelliği bunun. Kömür ateşinde pişmesi, en son somağımız var özelliği Manisa kebabının. Yani bu olmazsa olmazlardan bir tanesi somağımızdır. Eğer bir yere gittiniz Manisa kebabı sipariş ettiniz ama somağı yok. O Manisa kebabı değil. Evet. Değil mi ustam? Evet. Yanında böyle biberlerimiz var. Oo, acı mı? Acı. Acı biberlerimiz şu an. Acı biberlerimiz. Sabırsızlanıyorum. Yoğurtlu isteğine yoğurtsuz sersin. Tabii. Yoğurtlu olsun ustam. Tamam, isterseniz birini yoğurtlu, birini yoğurtlu hal yapalım. Hal. Olur. Bir ondan. En doğrusu Manisa kebabının yanında ne içmektir? Ayran. Ayran.
Hayır. O halde en sevdiği ayrandan olacak masada. Şimdi hazırlayalım. Tabaklarımıza yerleştiriyoruz. Bunda salça sosu falan yok değil mi? Hayır, Manisa kebabında olmaz. Ya, bu güzel lezzeti bizimle paylaştınız. Biz de lezzet haritası olarak sizlerle paylaştık. Sofraya gidiyorum. Kebabım arkamdan geliyor. Sonra bu güzel lezzeti yemeye devam ediyorum. Sofram hazırlanmış. Soframda domatesim, biberim, soğanım var. Bir de tatlı çeşitleri var. Sütlaç ve künefe konusunda iddialı olduklarını söylediler. Ben de çok severim ve soframdaki yerini aldı ayranım. Evet, karşıda ayranımı da alayım. Kebabım da geldi. Manisa kebabı. Bu yoğurtlu olanı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel görünüyor. Ayran. Soğuk mu kardeş? Teşekkürler. Bir an önce başlayayım. Önce yoğurtluyu deneyeceğim. Tereyağı dökülünce enfes bir lezzete bürünmüş. Ben lezzetine bayıldığım Manisa kebabımı yemeye devam ediyorum. Bakalım şimdi sırada Manisa'nın hangi güzelliği var? Başkentimiz Ankara, Türkiye'nin illerinden Manisa'mız bambaşka. Kanuni Sultan Süleyman döneminden günümüze kadar gelen Manisa Mesir Şenlikleri bu yıl 475. kez kutlanacak. Manisa Mesir Şenliklerinde halka bedava mesir macunu dağıtılıyor. Çünkü mesir macunu çok şifalı bir macun. 41 çeşit baharattan yapılıyor. Peki mesir macunun faydaları neler ve nasıl yapılıyor? Hadi gelin öğrenelim. Ablacığım kolay gelsin. Hoş geldin, sağ ol. Hoş bulduk, merhaba. Büyük bir kazanın başında ablam. Çırpıcının büyüklüğüne bak. Mesir macunu yapıyor. İlk aşaması bu mudur? Evet. Nasıl yapılıyor? Ne var içinde? Suyu, şekeri. Su ve şeker. Ağda evet. Kıvamında yapıyoruz. Evet. Peki ne kadar süre karıştıracaksınız? Bir saatten fazla karıştırıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla 41 çeşit baharat var içinde. Peki o baharatlar yoğun olarak hangileri ve nasıl mesir macunu haline geliyor? Gelin yan tarafa geçelim ve öğrenelim. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Canım benim. Mesir macunu ne yapıyorsun şu an? Şu an parçalıyorum. Bir gün önce kaynayan macunumuzu kesime hazırlıyorum. İçerisinde 41 çeşit baharat var, şifalı olan. Peki o 41 çeşit baharat nelerdir? Kimyon, bol tarçın, kimyon, anason, karanfil, limon kabuğu, portakal kabuğu, karabiber. Karabiber, evet, yoğunlukla var. Zencefil var. Bir gün dinlendirilen mesir macunu. Bu
yapıyorsunuz? Aha, fitil çekiyor. Fitil çekiyorsunuz. Evet. Ha, burada da baharatlanıyor. Aha. Elek de görüyorum orada. Sonra o fazla baharatlar eleniyor mu? Evet. Öyle oluyor. Ay ne kadar hızlanmışsın. Eledim eledim. Şimdi ne oluyor? Şimdi içeriye sarıma gidecek bunlar. Arkadaşlarım saracaklar jelatinleri. O zaman bunu alıyorum ben ve arkadaşlarım öyle. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu masalar hep birleştiricidir değil mi? Yuvarlak masanın etrafında toplanmışlar. Evet. Paketliyorsunuz. Evet. Ben size nesil malzeme getirdim. Şunları şöyle pay edeyim. Ne kadar mesir macunu yapıyorsunuz? 400 kiloya kadar sarıyoruz. 400 kiloya kadar. Evet. Oo, o kadar yiyen var Manisa'da, seviliyor değil mi? Evet. Bir de çok faydalı. Mesela bunu sadece bu şekilde yiyerek mi tüketiyorsunuz? Hayır, kışın sütün içine de karıştırıyoruz, eritip. Aa güzel. Hem sıcak süt olursa bu macun erir de yumuşar. Evet, eriyor. Evet, çok güzel bir tat oluyor. Benimkisi biraz bodur kaçtı. Gerçekten çok güzel. Renklerinin farklı olduğuna bakmayın. İçindeki hep aynı mesir macunu. Çok güzel renkler seçmişler. Herkesin albenisine göre. Çok önemli faydaları var. Eğer daha önce mesir macunu yemediyseniz mutlaka yemelisiniz. Yiyenlerine de bunu devamlı olarak yemelerini tavsiye ediyoruz. Ve biz sarmaya devam ediyoruz. Bakalım Manisa'da şimdi sırada neleri keşfedeceğiz? Harikalar.
Hayran kaldım size, şu cool'luğa bakın. Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi bizlerle birlikte. Çok güzelsin. Sen Manisa yöresinin gelinini temsil ediyorsun. Evet. Çok hoş. Gerçekten bize ne oynadınız? Çift tava ile Yeni Harmandala oynadık. Şimdi? Ördek suya dalda oynayacağız. Hareketli mi? Evet. Ezgi ablana göre mi? Evet. Evet, o zaman Manisa'nın güzellikleriyle, eğlenceyle devam edelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Sağ siz nasılsınız? Şükür ederim. Çok şıksınız. Allah'ım. Evet. Reyhan da takılmış. Evet. İsminiz? Mehmet Ustam. Abiciğim, kuzular yatırılmış. Evet. Ne yapacaksınız? Sürpriz. Size bugün odun köfte, çok satırdan kıyma olarak. Bir de kaburga pişireceğiz size. Kaburga? Evet. Izgaradan pişireceğiz. Izgara pişireceğiz. Çok doğal bir, baharat kullanmıyoruz. Tamamen organik olarak. Sırf etten mi yapıyoruz? Sırf etten yapıyoruz. Baharatını önüne koyuyoruz, müşteri kendi kullanıyor. Tercihine göre kullanıyoruz. Odun köftede de hiç baharat kullanmıyoruz. Şişleyip ızgarada pişiriyoruz. Çok doğal bir lezzet oluyor. O zaman önce hangisini yapalım? Önce odun köfteyi, arkasında kaburgayı yapalım. Tamam, buyurun ustam, başlayalım. Kula kaburga ve odun köftesi. Budunu ayırdık. Ön kol. Ön kol. Kasaplık da var abim. Hepsi tam entegre. Güzel. Izgarada daha iyi pişmesi için. Çizikler atıyoruz. Kurban Bayramı'nın üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Buzdolaplarımızda, difrizlerimizde etlerimiz var. İnşallah ihtiyaç sahiplerine de ulaşmıştır. O etlerle farklı bu güzel lezzetleri de yapabilirsiniz. Et yemekleri denilince bazı kişiler sadece Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok fazla et tüketildiğini düşünür ama Türk milleti gerçekten özel bir misafiri geldiğinde ne yapar? Bir et yemeği yapar. En kıymetlisi odur ve aslında Türkiye'nin her yerinde, her ilinde, her yöresinde farklı güzel et yemekleri yapılıyor. Manisa Kula'nın en özel lezzetleri de bu lezzetler. Ustam şimdi kaburgayı doğruyor. Hazırlı ustam. Kuzu kaburgası bu şekilde. Daha iyi pişmesi için, heh, daha lezzetli olması için. Ne güzel yaptın ustam ya. Şöyle bir göster. Kaburga bu. Heh. Bu şekilde işliyorsun. Şu kemikleri kırıyorsun. Bunu adam çatal bıçak kullanmadan eliyle yiyor. Biberler, domatesler de pişiyor. Evet, ikinci aşamasında kaburgamızı şöyle. Şöyle bir, böyle pişireceğiz. Şöyle bir telin arasına kıstırıyoruz efendim. Ay, pikniğe gidesi gelenler olmuştur şimdi. Bu severiz pikniği şu biz. Şu şekilde. Ha, tek tek kesip kesip yapmıyorsunuz. Hayır, hayır. Çok özel bir, hele bir yapıştın, onu o şekilde bir görün. Ateşin hızlı olması suyunu hapseder. Suyunu aktığı zaman bir lezzeti olmaz mı? Evet. Suyunu hapsettiği zaman tabakta böyle damla damla olduğu için çok lezzetli oluyor. Neden tencerede et yaparken önce mühürlüyoruz? Suyu içine hapsetsin, evet, diye. Suyunu hemen bırakmasın diye. Çünkü bunun kaburgada lezzeti, da suyunun bunun kalması için harlı ateşte olması bunun gerek. Bunun lezzeti közde de bu. Bunun yanında domates, biber, bir tane de patlıcan közlüyoruz. Ay, patlıcan çok severim. Hatta iki tane yapalım. Tabii efendim.
şöyle. Güzel patlıcanlarımız var. Kendi bahçemizde yetiştiriyoruz bunları. Gerçekten. Tabii arkada gördüğünüz bahçe bizim. Ay, arkada kendi, bahçe var mı? Kendi bahçemiz. Daha neler hazırlıyoruz bahçede biliyor musun? Domates, biber dışarıdan hiç almıyoruz. Süpersin. Tamamen kendi ürünlerimizi kullanıyoruz. Et dışında tamamen kendi daha turşularımız var, peçelerimiz var. Hep kendi bahçemizin meyvelerinden yapıyoruz. O zaman masada turşum da olsun. Bakayım turşunun tadına. Tabii. Güzel kokuyor. Oo. Sen beni mi yiyorsun? Seni ben mi yiyeceğim? Seni tam yanmasın. Yani sıyırdığın zaman lezzeti gelsin. Tamam. Ne sıyırırım onu ben şimdi? Ne sıyırırım? Beni bilenler bilir. Şimdi ben nasıl yerim İstanbul biliyor musun? Çevirdikten sonra ilk aşamasında normal doğal tuz yok mu? Hı. Ona hem pişerken içine işleyecek. Aşağıya doğru inecek. Öbür tarafı pişerken. Et tuzu sever ya. Biraz bol katayım ben. Daha lezzetli oluyor. Dumana gelin, dumana. Bu duman kaburganın dumanı. Evet. Et pişiriyoruz kulada. Heh. Kaburgamız pişmek üzere. Mehmet ustam sana emanet edebilir miyim? Sana güveniyorum ustam. Yanaşan olursa bana bir göz kırp, değil mi? Biz odun köftesi nasıl yapılır ona geçiyoruz. Şimdi neresini kullanıyoruz kuzunun? Kuzunun boşluk bölümlerini, şu böbrek yatak bölümü, kuzunun. Önce şu şey yağlarını alıyoruz, iç yağlarını kullanıyoruz. Böbrek yatağı daha az yağlı olur, değil mi ustam? Biz satır kıyması mı yapacağız ustam? Evet, satır. Böyle tık 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 çalışacağız değil mi? Evet. Köfte için satırdan kıyma yapacağız. Kuzunun en güzel tarafı bu, döş tarafı olmuş oluyor. Bu da böbrek yatağı bölümü oluyor. Bu aksesuarları seviyorum ben. Satırları, büyük büyük bıçakları, kepçeleri çünkü onlardan şahane lezzetler yapıyoruz. Yağlı etten güzel olur diyor ustam. Odun köftesini, böbrek yatağı eti yağsız olur ama çevresindeki yağından da, böbrek yatağının yağından da içine kattık. Evet. Kıyma oldu bak. Makine, bu makine eziyor bunu. Tartışılmaz zaten. Bir makineden çekilen kıymayla yapın köfteyi, bir de satırla yapılmış olan, hazırlanmış olan kıymadan yapın. Aradaki farkı çok net anlayacaksınız. Harcını hazırlıyoruz. Şöyle az bir şekilde şişi tutsun diye. Şöyle biraz da tuz. Başlıyoruz yiyelim. Harcımız, kıymamız şişleri iyice yapışsın diye ustam unla yoğuruyor. Biberimiz, patlıcanımız, domateslerimiz de közleniyor kaburganın yanında. Onun yanına şimdi köftemizi de atacağız, odun köftemizi. Köze soğan da koysaydık. Küçük soğanların var mı? Var. Çok güzel olur. Ay çok güzel. Ben soframa gidiyorum. Kaburgamı,
odun köftemi bekliyorum. Tamam mı ustam? Yanına da soğan muğan at, öyle mi? Oldu mu? Atalım. Soframa geldim. Soframda salatam, turşum, közlenmiş biberim, domatesim, patlıcanım var. Soğanım, közlenmiş soğanım. Köftem, odun köftesi ve kula kaburgam da geliyor. Alayım. Kaburgamız. Kula soğanımız. Teşekkür ederim. Ezgi'nin kendinden geçtiği anlar. Çok seviyorum dedi. Odun köftesi gerçekten çok lezzetli. Ama benim tercihim kaburgadan yana. Devam ediyorum. Soframdaki diğer güzel lezzetleri de yiyeceğim ve yola revan olacağım. Bakalım yol beni Manisa'nın hangi güzelliğine götürecek? Çevre köylerden üreticiler topladıkları, yetiştirdikleri ürünleri burada satıyorlar. Abicim kolay gelsin. Bu nerenin kavunu böyle? Hayallı. Bu hayallı. Hayallı. Evet. Ne kadar ufak. Tadı var mı? Bak. Lezzetli midir? Yedim bakabilirsin. Allah Allah. Ufacık ufacık. Daha ufakları da var. Ne kadar bu? Kilo mu tane mi? 1 lira kilosu. Kilosu 1 lira. Ay çok iyiymiş. Patlıcanlara bakın. Doğal değil mi? Doğal. Canım benim, sen salatalık, üzüm, incir mi satıyorsun? Evet. Kaça satıyorsun salatalığı? 1 liraya, 1,5'a. Hala çilek yetişiyor mu? Yetişiyor efendim. Güzel mi bari çileğin? Çok güzel, çok şahane. Tadına bakabilirim değil mi? Evet, yiyebilirsin serbest. Olmuş gibi. Ay çok lezzetli. Çok güzel. Kula pazarını gezdim. Gök gürlüyor. Şakır şakır yağmur yağıyor. Allah'tan korumalıklar var. İnsanlar onların altından yürüyerek alışverişlerini yapabiliyorlar. Çok güzel bir pazar. Kula'yı gezmeye devam ediyorum. Acaba şimdi Kula'nın hangi güzelliği sizlerle olacak? Kula evleri insanı tarihe götürüyor. 17. yüzyılda yapılmış ve günümüzde de hala oturulmakta. Sokakları da çok güzel. Dar sokakları var. Geniş araçların girebileceği sokaklar değil. Aynı zamanda kula evlerinin olduğu yerde meydan da olmazmış. Kula evlerinin en büyük özelliklerinden biri de sokak çok önemli olduğu için mutlaka sokağa bakan pencereleri var.
dede. Merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim, sizler nasılsınız? Kapına bayıldım, evine bayıldım. Kaç yıllık bu ev? Belki 200 senelik falan vardır. En azından. En azından. En azından. Siz yaşıyorsunuz. Yerli, evet, yerli Rumlardan kalmadınız. O zamanlar. Evet, o zamanlar. Burası babanızın evi mi? Evet. Ay çok rahmetli güzel. Öldü. Nur içinde yatsın. Biz şey yapıyoruz. Evet. Ay dedem çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Ben de sizi mutlu oldum. Ay çok sizinle tanışmak en büyük nimet Hilal'im. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum evet. Dedem. Evet. Hoşçakalın. Güle güle. Geçmişten günümüze kadar gelebilmeyi başarmış anıt kentlerden biri. Eğer tarihi sokaklarda dolaşmayı seviyorsanız, tarihi solumayı seviyorsanız Manisa'ya geldiğinizde Kula'yı ziyaret edebilirsiniz. Kula'nın tarihi evlerinden birindeyiz. Avlusundayız şu an. Kula'ya özel yöresel bir lezzet yapacağız. Kapama yapacağız. Zamanında hanımlar, komşular birbirlerine şu şekilde seslenirlermiş. Çamaşır ateşini yaktın mı? Yanına kapamayı koydun mu? Çamaşır ateşi yakılırmış. Bir taraftan çamaşırlar o sıcak suda çitilenirken bir taraftan da kapama pişermiş. Şimdi çok uzun sürede pişen bir lezzetmiş. O günlerden bugünlere gelmiş çok özel bir lezzet. Asuman Hanım bize yapacak. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Ezgi Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Özel bir kabımız var. Bir de malzemelerimiz var. Şimdi buna ne diyorsunuz? Kapama çanağı diyoruz biz buna. Topraktan olur. Bize özdür. Bu da kapama tasımız. Bakırdan yapılır. Kenarları dövmedir. Bu da Kula'ya ait. Kula'ya ait. Kula'mıza has. Çok güzel. Kapamanın malzemelerini bizlerle paylaşır mısınız? Etimiz var. Kuşbaşı. Hı hı. Kuzu eti mi? Kuzu eti tercih ettik. Danadan yapılıyor ama biz kuzuyu tercih ettik. Hı hı. Soğanımız var. 3 adet soğan. Domates bir tane. Bir kaşık kadar salça. Karabiber, tuz ve tereyağı. Hı. Piştikten sonra pirincimiz var. Pirincimizi salacağız. Harika. Orada da közümüz yanıyor. Evet. Onu da pişecek değil mi? Evet. Çok güzel. O zaman gözü daha lezzetli olur. Daha lezzetli. Ağır ağır pişecek çünkü. Evet. Hazırlayalım. Onda bir karıştırma kabımız evet, var. Evet, karıştırma kabımız. Soğanlarımızı keselim. Soğanlarımızı doğradık. Soğanlarımızı doğradık. Etlerimizi koyuyoruz. Kap bile yapmışlar. Ama mesela her yerde bu kaptan yok haliyle. Mesela çömleği kapatsak olur mu? Çömlek olmaz. Olmaz. Bakır kap? Bakır kap olabilir. Ama aynı lezzeti yakalamak yani elbette bu daha güzel olur. Değil mi? Koyacağız. Pirinç 4 saat pişecek kapamamız. 4 Aa. Saat sonra. Ay üzüldüm bu haber. Pişmesi uzun sürüyor çünkü. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 4 saat pişecek. Evet. Sonra pirincini yanında pişireceğiz. Etrafına koyacağız evet, pirincini. Evet. Çözdüm şimdi. Evet. 2 dakika izliyorsunuz ama bu 4 saat kaynaması pişmesi gerekiyor. Sonrasında da pirincini atacağız. Kapamamız pişti. Şimdi pirincini atalım. Hı hı. Pişsin, demlensin, yemeğe hazır. Harika. O zaman hemen atalım. Dakikacık dinlensin. Hı. Yemeğe hazır. O zaman ben sofraya gideyim mi?
Siz buyurun. Gidebilirim ben getireyim. Tamam, süper. Sofraya gidiyorum ve bu güzel lezzetimi bekliyorum. Ayrıca o sofrada farklı güzel lezzetler de olacak diye umuyorum. Mutlaka, mutlaka. Kulağımızı has. Diğer yiyeceklerimiz de var. Buyurun. Canlarım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Diyorum. Kula'nın güzeller güzeli hanımlarıyla birlikte aynı masada yerimizi aldık. Çok özel lezzetler kapamada göründü. Asuman Hanımcığım çok merak ediyorum. Buyurun. Onu açacağız, nasıl çıkacak? Evet. Oo, etin suyuyla pişti, buyurun. Şimdi bu özel lezzet ortaya konulur. Adeti odur değil mi? Ve herkes yer. Orta yerden yenilir. Adeti bu çok önemli. Soframızda şekerli pide var. İçinde tahin de kullanıyorlar ama kara tahin kullanıyorlar. Su böreği yapmışlar, kıymalı su böreği. Leblebi çeşitleri var Manisa'nın. Ispanaklı pide yapmışlar. Sonra helvamız var, yoğurdumuz var, turşumuz var, peynirli pidemiz var. Ve sofraların baş tacı, Kula'da yemeğin baş tacı kapamamız var. Açalım istiyorum. Açalım, içinden neler çıkacak görelim. Oo. Lezzetinden şüphem yok. Buyurun. İstiyorum ki hep beraber bu güzel lezzetlerin tadına bakalım. Sizlerle birlikte. Buyuralım. Buyurun. Buyurun. Önce siz buyurun. Önce misafir. Öyle mi? Tamam. Çok güzel pişmiş et, yumuşacık. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Ay, hoş bulduk. Daha bitmedi. Öyle mi? Evet. Bir eğlencemiz daha var sizin için. Eğlence. Evet. Efelerimiz var. Oo. Onlar oynayacaklar. Türkü var mı? Söyleyecekler tabii ki. Halk ozanımız var. Evet. O halde diğer güzel lezzetlerimizi yiyelim. Kapamamızı yiyelim. Soframızı kaldıralım. Eğlenceyle de lezzet haritası devam etsin. Buyurun. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Senin zalim babanı ben getirdim imana. Kımıldan 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 ver, bak şöyle böyle kımıldan ver. Kımıldan kahvede koydum fincana, selam söyle amcana. Amcam kızını vermiyor, turşu da kurusun fincana. Kımıldan 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 ver, bak şöyle böyle kımıldan ver. Kımıldan 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 ver, bak şöyle böyle. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kula halk ozanı Sami Dinç Beyefendi bizimle birlikte. Merhaba. Merhabalar.
Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kulağımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyifli bulduk. Eğlenceli bulduk kulağı. Evet. İnsanları çok mutlu. Gerçekten çok sıcakkanlı. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Kula Efe ekibi de bizlerle birlikte. Manisa'nın eşsiz lezzetlerini ve güzelliklerini sizlerle paylaştık. Manisa'ya doyamadık. En kısa zamanda tekrar geleceğiz. Daha başka güzelliklerini, farklı lezzetlerini ekranlarınıza taşıyacağız. Bakalım haftaya nerede olacağız? Bilinmez. Farklı şehirlerde, farklı lezzetlerle görüşmek üzere. Efe ekibiyle veda ediyoruz. Buyurun. Aman Manisa, of aman aman Manisa, Manisa üzümleri bol olsa, Manisa üzümleri bol olsa.